Bir sürü mahallenin çocukları burada ip atlardık, top oynardık, oyun oynardık, saklambaç oynardık. Muharremlerde ateş yakar üstünden atlardık. Yani yapmadığımız çok o zamanın bütün oyunlarını oynardık. Ben hemen hemen 70 senedir Kızılsarçı Sokağı'nın içinde yaşıyorum. O zaman Hisar hakikaten çok güzeldi. Okulun yerinde eski bir ahşap bina vardı, çok güzeldi. Fevzi Hoca'nın evi diyebilirdik. Eskiden okulmuş, biz o zamanlara tabii ki rastlayamadık. Sadin, sakin, rahat, huzurlu, insanlar, bütün komşular birbirini tanıyan, saygılı, herkes herkesin hatırını sayan, eski örf ve adetlerin geçtiği bir sokaktı. Dere çok güzeldi bir defa. En güzel tarafı dereydi buranın. Yani bu sokağa isim verilen bir şeyi de tamamlıyordu. Tabiatın bir parçasıydı dere. Bizim çocukluğumuzda en büyük zevkimiz bizim bu bahçede oturup derede balık tutmaktı. En büyük zevkimizdi bu. Şahsen en çok büyük zevklerimden birisi mevsimde tarlayı sürerken atlar derenin ağzına kadar gelir. Sonra yani nallar hemen derenin kenarından dönerdi böyle. Gayet güzel, kocaman. O bahçede tavuklar, giderdik serzevat alırdık karşıdan. Babam bize kürek çekmeyi öğretmek için Tahir Efendi diye yaşlı bir sandalcı buldu. Hiç unutmuyorum ismini. Ona bizi alır, kürek çekmeyi öğretecek. Bakın, dikkat edin, öğrenin. Şimdi biz öğrendiğimizi tatbik etmek isterdik. Babam pek müdahale ederdi yani. Şey etmeyin, siz çekmeyin, sadece bakın diye. Mesut Yılmaz'ların en son yolu var ya, orayı geçtikten sonra buradan görülmez. Oraya kadar Tahir Efendi'ye çektirirdik. Ondan sonra ben geçerdim. Fakat tabii yaz günü kürek çekince terliyorsunuz. Gene gelinceye kadar oraya kadar, ondan sonra Tahir Efendi'ye verin, ben otururdum çekmemiş gibi. Denize çıkardık derken de üşüttüm, zatürre oldum. Hisar'da bazı laaplar vardır. Mesela Düttürü'nün kızı Jale, Takunyacı'nın kızı Mükerrem gibi yani. Bunlar bu mahallenin eski sakinleriydi. Hepsi gayet güzel yani, bir komşuluk vardı. Bu mahallenin böyle parlak simaları vardı. Pala Yaşar. Böyle koskocaman bir yürü böyle bildi ve gülerdik. Tam karşısındaki evde de Kanlı Yaşar otururdu. İkisinin de eşlerinin isimleri Zehra'dı. Babam yani muhakkak o zaman hafta sonları muhakkak bizim evimizde bir 6-7 kişi misafirimiz olurdu. Bizim yemek menümüz muhakkak annem türlü pişirirdi misafirlerin geleceği gün. Soğuk su yapılır, kuyunun içine sallandırılır, karpuzlar sallandırılır. Aynı olsun mesela gelen misafire böyle eski şimdiki böyle önden bir ordörler falan yoktu o zaman. Önden bir sıcak yemek, arkadan bir zeytinyağlı yemek, arkadan tatlı yani mevsimi karpuzu meyvesi, çaylar, kahveler, akşamüstü kekler, börekler bilmem neler. İkram şekilleri buydu. Şimdi biraz daha tabii modernleşti. Ben şimdi olur mu, bundan yenir mi diyorum, bana gülüyorlar, olur diyorlar. Küçüksü bizim mesela gençliğimizde böyle 19-20 yaşında filan, 17-18 yaşımızdayken küçüksü plaj açılmıştı. Herkes yani ekabiran, daha üst tabaka, halk gitmezdi plaja. Hani işçi tabakası pek plaja gitmezdi ama daha ekabir tabaka plaja gider, oturur, müzik var, dans eder, denize girer. Deniz kenarında büyüdüm. Ama ben yüzme bilmem. Bizim işte babam beni müsaade etmedi denize girmeme. Babamın kontrolü altında olmadığım için mahallenin delikanlılarıyla, kızlarıyla beraber beni yollamadı. Bakın ben çok güzel kürek çekerim ama yüzme bilmem. Herkes vapurda yerini, oturduğu yeri bilirdi.
hangi iskeleden binerseniz binin, sizin yeriniz açıktı. Biz küçükler büyüklerin yanına, yani yakınlarına oturup onların sohbetlerini dinlerdik. Cumartesi, pazar günü o küçük su iskelesine inanın vapur böyle suya batmış gelirdi, suya batmış. Hatta bir seferinde ben çok iyi hatırlıyorum, babam, annem, ben Yeniköy'den akşamüstü bir geziye gittik, ahbaba gitmiştik. Dönüyoruz, Küçüksu'da ineceğiz. Küçüksu'ya vapur yanaşamadı. Öyle iskelenin üstü dolu ki, vapura binmek için, vapur için bir tehlike. O kadar insan da hür ve bizi indirmedi, döndü Anadolu Hisarı'na indirdi bizi. O kadar büyük bir izdiham vardı, o çayır. Her cumartesi pazar insanlar gelir. Örtülerini yayar, salıncaklar kurulur, yemekler yenir, çaylar içilir. Ama dediğim gibi akşamüstleri muhakkak, her insan ama muhakkak gider Küçüksu'da oturur, kahve içer. Hani bir araya gelinir, sohbet edilir. Şeker bayramındaki ikramlar normal, yani günlük misafirleri olan ikramlar. Şeker ikram edersiniz. Yani herhangi bir şekilde çay saati geldiyse çay ikram edersiniz şekerin arkasından. Kahve ikram edersiniz. Saatine göre gider. Çok resmi olanlara söylüyorum. Ama kurban bayramlarında çok değişik bir stil vardı. Ama şu anda bunu yaşayan çok az kimse kaldı ve bilmiyor. Katiyen kurban bayramlarında şeker ikram edilmezdi. Her evde lohuk takımı denen bir takım vardı. Tepsinin içinde 3 tane ayrı özel lohuk takımı. Birisinde su, birisinde kaşık, birisinde de lohuk olurdu. Arkasında da 3 tane, 4 tane su bardağı olurdu tepsinin içinde. Bunu getirdiğiniz zaman o kaşığı, yani kuru kaşığı alır, lohuğu alır, bir bardakta su alır, şöyle lohuğu sıyır, zamp gibidir o, lohuğu sıyırır, su olan kabın içine atar, eline de bardağını alır, yudum 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 onu eriterek içer. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, yaş olarak bizden büyüktü. Yani yaşı büyük olduğu için o evlendi. Evlenince babam dedi ki, o zaman, hayır, o zamanki zihniyetiyle artık evli bir hanımla hiç evlenmemiş bir genç kızın konuşacak, arkadaş çıkacak konusu yoktur. Onun için birbirinizi gördüğünüz zaman merhaba dersiniz derdi. Ama biz tatmin olmazdık. Benim tekrardan bu mahalleden bir arkadaşım vardı. Babam bir şey istediği zaman biz böyle yukarı, Çakal Mahallede deriz yukarıya. Biz bir koşu da kutturduruk ki babam aradaki zamanı fark etmesin diye. Ona koşa 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 yukarıya kadar çıkardık şimdiki evlerine. Kapıyı çalardık. Ne yapıyorsun Neriman, iyi misin? İyiyim. Hadi hoşça kal. Yine taban bak, koşa koşa. Tek o dostumuzu, o arkadaşlarımızı bozmamak için gelir giderdik. Onlarla kopmadık yani. Bazı ailevi problemler dolayısıyla çok geç evlendim. Tabii geç evlendiğim için artık karakterim ve kişiliğim sertleşmişti. Önce flörtle, mülötle filanla evlenmedik. Bir aile dostumuzun tavasutuyla evlendik. Bebek 42 sene yaşadık. Herkes mali gücüne göre bir düğün yapardı. Kimisi evde, kimisi bir yani daha büyük, kendi evi küçükse de sevdiği, saydığı bir dostunun büyük evinde veyahut da okul olan yerde. Üst katta büyük bir salon vardı. Orada yapılırdı düğün. Oraya giderlerdi. Öyle şimdiki gibi cazlar, bilmem neler filan patırdı. İşte dans, tangolar, mangolar filan çalınmıştı. O zaman dans etme şeyleri de işte dediğim gibi ailelerin toleransına göre ayarlardı. Tutucu aileler kızları kalkıp dans edemezdi. Ayıp olur diye.